İstanbul İttifakı, İstanbul İttifakı, kocaman bir ittifak. Başkanım hoş geldin, sabahları getirdin. 31 Mart'ta bu ittifak asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. Teşekkür ederim. Elbette sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, sevgili pendikliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buraya gelmeden bir okulumuzu ziyaret ettik. Cıvıl cıvıl öğrencilerimizle kaynaştık. Sonra bir muhtarımızı, Kurtköy Mahalle Muhtarımızı ziyaret ettik. Onun nezdinde bütün muhtarlarımıza, Sayın Ekşioğlu nezdinde bütün muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Onlar da bizim demokrasinin en tabandaki temsilcileri, neferleri. Bu bakımdan hem mevcut muhtarlarımıza hem de aday olan muhtarlarımıza yerel seçim sürecinde de başarılar dilerim. Tabii değerli konuklar, yatırımla ve icraatla dolu bir 5 yılı geride bırakmak üzereyiz. İnanınız çok değerli işler yaptık. Pendik'te bile çokça hizmetimizi sıralayabiliriz. Az önce hem değerli sunucumuz hem de genel sekreter yardımcımız burada yaptığımız sayısız projelerimizin bir kısmına dokundular. Kreşlerden otoparka, sosyal alanlardan parklara, spor tesislerinden kültür noktalarına, özellikle İSKİ yatırımlarımız her ilçemiz açısından çok çok kıymetli. Bu noktada uzun zamandır yapılmamış ya da ihmal edilmiş bütün hassas noktaları ele alarak olası bir kısım afetlerde, sel ve su baskınlarından belki de şehrimizi büyük oranda kurtarmış olmanın da keyfini yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim, bolca hizmet konuşuyoruz, hizmet konuşturuyoruz. Artık bazı şeyler konuşulmuyor. Mesela eskiden yeşil alanların imara açılması konuşuluyordu. Ya da dere yataklarının aynı şekilde projelendirilmesi veya imara açılması konuşuluyordu. İstanbul'un artık bunlar gündeminde yok. Ya da bir şahsa ait neyse özelliği bir arazinin imarının arttırılması konuşuluyordu. Bunlar da yok. Ama biz ne yaptık? Eğer bir yerde bir dere yatağı var ise orayı toplumun maksimum faydalı bir şekilde kullanabilmesi adına yaşam vadilerine çevirdik. Kaliteli aktif yeşil alanlar haline getirdik. Nerede halkın kullanımından kaçırdıkları, imara açmak için gün saydıkları alanlar var ise ama bunun adı kent ormanı ama başka bir saha, buraları işte fidanlık da diyebiliriz. Kaliteli ve kullanışlı kültürel, sosyal ve her şeyden önce yeşil alanlar şeklinde insanlarımızın hizmetine sunduk. Şunu net ifade edeyim, artık israf yok, rant yok, yolsuzluk yok. İstanbul'un gündeminde meçhul hale gelmiş, ne olduğu belli olmayan, niye durduğu belli olmayan metro inşaatları da yok, şantiyeleri de yok. Tam aksine birbiri ardına açılmaya hazır hale getirilen ve aldığımız ilk günden itibaren kaynaklarını devlet kanalıyla, devletimiz kanalıyla ya da hükümetin elindeki yetkilerle aktarılması gereken bir kısım kaynakların sunulmamasına rağmen ürettiğimiz kaynaklarla yoğun bir biçimde metro inşaatları konuşuluyor İstanbul'da. Bugün de yine Kurtköy'de sosyal bir hizmeti hayata geçirmenin ilk adımını atıyor ve temelini hep birlikte birazdan harcını karacağız ve atacağız. Kurtköy Sosyal Merkezi'nde
Az önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi kreşi, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kapalı otoparkı ve farklı imkanlarıyla buraya renk katacak, hayat katacak ve insanlarımıza moral verecek bir yapıyı daha hizmete sokmanın büyük bir gururunu yaşıyor olacağız. Değerli dostlar, bakınız yine Pendik'in bir köyünde keşfettiğimiz çiftçilerimizin isteği olan bir kısım talepler, bizim de programımızda olan bir işi, tarıma olan desteği ilk defa İstanbul'da biz yaptık ve Pendik'ten başlayan bu rüzgar İstanbul'un bütün köylerine dağıldı. 150'nin üzerinde köyde yaptığımız bu desteklerle arazisini, tarlasını eken biçen çiftçi sayımız tam 10 kat arttı. Kreşlere giden çocuklarımız bizi çok mutlu ediyor. Kreşlere çocuğunu yollayan annelerin iş bularak ev ekonomisine katkı sunmaları bizi çok ama çok mutlu ediyor. İnanınız, hangi siyasi partiye ait olursa olsun her ilçeyi birbirine eşit tutarak, eşit görerek İstanbullunun bütçesini her ilçeye eşit dağıtarak eşit hizmet yapma kavramını canlı tuttuk. İşte Pendik de onlardan birisi. Az önce birçok hizmetimizi arkadaşlarımız tek tek sizlere ifade ettiler. Dediğim gibi israfı bir kenara iterseniz bereket gelir, adalet gelir bütçenize. Dolayısıyla İstanbul'a da adalet geldi ve bereket geldi. Şunu söyleyeyim, yaptığımız her işin aslında başarısı İstanbul'a aittir. İstanbullunun başarısıdır. Sizler bize destek oldunuz, arkamızda durdunuz, bize yol gösterdiniz, biz de başardık. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz, kararlıyız. İstanbul'a getirdiğimiz bu olumlu rüzgar, bu olumlu hizmet anlayışı, her anını, her saatini bu şehrin çocuklarına, gençlerine ayıran bakış açımızı İstanbul'un her ilçesine de yaymak istiyoruz. Açıkçası bu anlamda değerli belediye başkanımız burada, biz belediyecilik hizmetlerimizi en kaliteli şekliyle Pendik'e de taşımak istiyoruz. Pendik'te de fark edilen bir değişimi hep birlikte halkına yaşatmak istiyoruz. 2024'te sizlerle beraber bunu da başarmak istiyoruz. Bunu da bütün Pendikli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlarım, hızlıca işimizi bitireceğiz. Az önce genel sekreterimiz söyledi. İşimizi inşallah bir yıla kalmadan bitireceğiz. Ve hızlı bir şekilde burayı Pendiklerle buluşturacağız. Tarihte en zor dönemlerden birinde İstanbul'a hizmet ediyoruz. Onu ifade edeyim. Ama buna rağmen ama demedik, fakat demedik. Engelleri de sizlerle paylaşmadık. Sadece yaptıklarını belirttik ama biz işimize baktık. O bakımdan hep söylerim, yani bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bilakis aydınlık daha da güçlenir. Bizim devletimizin her biriminden beklediğimiz bu. Ne yazık ki 4,5 yıldır iktidar kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için, hatta oranın ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı. Ama söndüremedi. Asla söndüremeyecek. Kalben size bir şey söyleyeyim. Ülkem adına yapılan her güzel işi tebrik ettim. Her güzel işi alkışladım. Bunun adı ister araba üretmek olsun, ister başka bir şey yapmak olsun. Her güzel şeyi alkışlamaktan da keyif alırım, gurur duyarım. Ben şunu beklerim. Yani İstanbul'da bir iş mi yapılıyor? Hep birlikte seferber olalım. Zor günleri hep beraber aşalım, birlikte üretelim. Biz bir şey başarıyorsak halkımızın adına, onlar da sevinsin. Sevineceklerine çıldırıyorlar. Vay anasını, Ekrem niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı? Şimdi tabii baktığınızda bu kadar 4-5 yıldır yaptığımız bu işleri küçümsemek ya da yerden yere vurmak. Yani binlerce konut üretmiş bir kurumu neredeyse zor koşullarda artık 20 binin üstünde kentsel dönüşüm ve sosyal konut üreten bir kurumu
300-500 daire yaptı diyecek kadar yalan ifadelerle aşağı çekmeye çalışıyorlar. O yüzden kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Yıllarca bu oyunu denediler. İşte dün bir belediyemize operasyon yapmakla seçime doğru bir algı yaratma çabası içerisindeler. Açık söyleyeyim, bu milletin kanaati yüceldikçe vız gelir tırıs gider. Çok net. Hiç kusura bakmasınlar. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar, çok az sayısı, oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik? Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu. Vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Bizim kervanımız bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı, İstanbul İttifakı. Kocaman bir ittifak. Kocaman bir ittifak bu. Ben inanıyorum ki 16 milyon İstanbullu bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunlara aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek. 31 Mart'ta bu ittifak asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. O yüzden bugünden itibaren herkese söylüyorum. Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız aynı duruyor, onu söyleyeyim. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak, söyleyeyim. Çünkü başından beri biz ittifakı, milletimizin ittifakı, milletimizin ruhuyla birleşen bir birleşme olarak koyduk. Ve bu koyduğumuz anlayış gerçekten milletimiz tarafından alındı. Bu toplumun her kesiminden, her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz büyüdükçe büyüyor. Kalbimizi kırsalar da, buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum, kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Allah bizi mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Burada temelini attığımız projeyi Pendiklilerle, her toplantıma gelecek olan Pendik Belediye Başkanı'yla açmayı da sizlere vaat ediyoruz. Yolumuz açık, başarılarımız daim olsun. Şimdi temele ilk betonu hep birlikte atacağız. Sayın Parti Meclis üyemizi, Gençlik Kolları İl Başkanımızı, İlçe Başkanımızı, Sayın Muhtarlarımız, lütfederseniz sizleri de bu fotoğrafta görmek isteriz. Protokolümüzü onurlandıran değerli misafirlerimizi lütfen sahnemize, butona basmaya davet ediyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Emeği geçen herkese teşekkürler. Emekçilerimize de başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun. Hayırlı olsun.
sosyal merkezimizin temeline ekranda da gördüğünüz gibi ilk betonumuzu atmış bulunuyoruz. Açılış töreninde yeniden buluşmak üzere hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.